BTC ve piyasa genelindeki fiyatlar üstüne konuşmaya çalışacağız. Burada 30 bin dolara kadar gerileceği gibi açıklamalar, aynı zamanda Arthur Ashe'in söylediği bir takım şeyler var. Bunlara bakacağız. Bu arada zor değil. Lütfen abone olun. Yani çok vaktinizi almayacağına yemin edebilirim. 30 bin dolara kadar zannetmiyorum gerileceğini. 30 bin dolar gibi fiyatlar gelmeyecektir. 33,5 minimum, o da şu an hani hızlı ve sert radikal bir düşüş sancı olabilecek bir şey. Bence 35 bin, 34,5, 35 binlere kadar düşer ve daha fazla da geri çekilmez. Hem destek seviyesi hem de MIP %10 noktalara kadar, o vakte kadar zaten ilerleyecektir. O yüzden çok fazla daha böyle yüksek bir drama yaşanmadan belli bir zaman dilimi geçecek. Dediğim gibi Mart'a kadar piyasada durum bu şekildedir. Hays, olası makroekonomik çalkantıların BTC fiyatını 35 bin doların altına itebileceğini dile getirdi. Bak, Hays şunu kaçırıyor. Arthur Hays'i ben normalde severim ama adam içeri girdikten sonra abicim keçileri kaçırdı. Bazen çok garip konuşuyor. Yani içeri girdikten sonra keçileri gerçekten kaçırdı adam. Böyle garip laflar konuştuğu çok oluyor. Şimdi bakın, zaten çalkantı var makroekonomide. Zaten o yüzden düşüyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. BTC'nin son yükselişlerinden sonra trendi bozması, yani önceki trende kıyasa bir anomaliydi. Doğru değil mi? İşte burada bir çalkantı var. Bu çalkantının adı faizlerde belirsizlik ve geçiş süreci. Tamam. Arthur Hayes'in bizzat kendi söylediği bir husus var. Onun adı da merkez bankalarının likidite pompalaması. Şimdi o sürece doğru gidiyoruz. Kesin olarak ne zaman yapılacağı belli değil. Parti parti veriler açıklanacak. Evet. Dolayısıyla minimumda bile belli bir süre var. Nisan ayında halving var. En erken Mart ayında bildiğiniz üzere FED, yani şeyi düzelteyim, bakın 31 Ocak, hatta akşam saat 22.00'da, 31 Ocak akşam saat 22.00'da FED faiz kararını açıklayacak ama bu çok büyük bir ihtimalle zaten faizleri statükoyu koruyacaklar. Mart ayında minimum faiz indirimi bekleniyor. Mart ayına da var burada 2 ay. Tabii doğru değil mi? O yüzden bu arada 20 Mart'ta bundan sonraki şeyde, yani hemen hemen 2 ay var. Dolayısıyla 2 ay bir kafadan boşluk var ortada. Anlatabiliyor muyum? İçerideki trader bu noktada ne yapacağını şaşırıyor. Balinalar alım yapıyor. Ortada bir denge kuruluyor. Kripto borsası BitMEX'in eski CEO'su 24 Ocak tarihinde yayımladığı Yelena Tolkin başlıklı son blog yazısında kısa vadeli BTC fiyatlarına ilişkin korkunç bir tahminde bulundu. Ya abartma canım sen de. Korkunç tahmin ne? Hayes diyor Bitcoin 2024 enflasyon riskini fiyatlıyor. Bitcoin bir önceki yıla göre halen %75 yukarıda olsa da bu yılın ilk çeyreğinde aşağı yönlü volatilite yaratan çeşitli faktörlerden meydana gelen bir fırtınayla karşı karşıya. Hayes'e göre bu faktörler arasında ABD ile Husiler arasındaki Kızıldeniz çatışması ve bunun küresel nakliye üzerindeki etkisi, ABD başkanlık seçimi yarışı ve Merkez Bankası faiz politikası bulunuyor. Birincisi, Kızıldeniz olayıyla bunun çok bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bunu böyle geçeceğim. İkincisi, başkanlık seçimi yarışının da çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Piyasa için önemli değil demiyorum. Piyasa için çok önemli bir olay. Fakat bu piyasanın lehine bir karar beklediğimiz için bir, bunun zaten olumlu fiyatlanması gerekiyor mantıken. İkincisi, zaten çok fazla bir zaman dilimi var. Yani şu andan tutup da onun fiyatlanması ya da fiyatlanmasını beklemek zaten anlamlı bir iş olmaz. ABD başkanlık seçimi yarışı diyor. Merkez Bankası faiz politikası, aynen burası doğru. Daha doğrusu bunu fiyatlamıyor. Fiyatlayacağı tarih geciktiği için zaten düzeltme yapıyor.
Bunlardan ilkinin enflasyon üzerinde net etkileri var. Fed'in Mart ayında faiz oranlarını düşürerek ve likidite piyasayı geri çekerek pivot yapması bekleniyor. Ancak ACE, yüksek nakliye maliyetlerinin yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatlarda artış yaratabileceğini ve Fed ile Başkan Powell'ın bunu hafifletmek isteyeceğini dile getirdi. Hal koşulları ve jeopolitik nedenlerden dolayı nakliye maliyetlerinin yükselmesi bu yılın 3. ve 4. çeyreğinde enflasyonda artışa neden olabilir. Powell şüphesiz ki bu sorunların farkında olduğu için faiz indirimi yapmadan faiz indirimleri hakkında bolca konuşmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Artan nakliye maliyetleri nedeniyle enflasyon oranında yaşanabilecek hafif bir artış, faiz indirimleri ve QE'nin yeniden başlamasıyla daha da güçlenebilir. Piyasa henüz bu gerçeğin farkında değil. Ama Bitcoin farkında. Yok dostum, merak etme, Bitcoin de farkında değil. Yani özellikle Bitcoin'in farkında olmadığına emin olabilirsin. Değil. Hayes bulmacanın diğer parçası olan bankacılık sektörüne de değindi. Mart 2023'te kerimeden bu yana hükümet banka vadeli fonlama programı adı altında destek sundu. Çıkmazdan kurtulamamalarına rağmen faiz indirimine gidileceğine inandığını dile getirerek likidite akışına ilişkin diğer soruların Hazine Bakanı Yellen'ın bir sonraki hamlelerine bağlı olduğunu vurguladı ve enflasyonla mücadele eden daha önemli olan tek şey mali krizdir dedi ve devam etti. Mart'ta zaten çantada keklik olduğunu inandığı indirimlerini ve parasal genişleme elde etmek için BTFP yenilenmediğinde birkaç bankanın batmasına ihtiyacımız var dedi. Dostum batışı olmaz. Yani bir batış olsa bile burada kişiler kaybeder, kurumlar kaybetmez zaten. Tabii bir bankacılık krizi söz konusu oldu hatırlarsanız geçtiğimiz süreçte. Lakin bu yaşanan bankacılık krizi radikal bir olaya ya da nasıl diyeyim, radikal bir probleme dönüşmedi bu hususun sonucunda. Kurumlar zaten kurtarıldı JP Morgan'ın marifetiyle birlikte. Yalında ayağına kadar gitti yani adamlar. Bu şekilde oldu. Ve günün sonunda kaybeden kişiler oldu, kurumlar olmadı. Bankacılık krizi yaşanacağını tekrar zannetmiyorum. Bu noktada Mart ayında 35 bin dolardan satış emri oluşturdum diyor. Vallahi zannetmiyorum böyle bir yani Mart'ta o tarihte olmayacaktır. Arthur Ashe faiz kararları gerçeğini biraz kaçırıyor gibi gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.